Döviz bürosunda kapılar kilitlenmiş, paralar tam sayılırken o da ne? İçeri giren silahlı adamlar tam 1 milyon liralık vurgun yapıyor. Yani film gibi bir soygun. Evet, olan biten film gibiydi. Hatta filmin senaryosunu da bizzat soyulan o çalışan yazdı. Ve bir güzel de oynadı. Ama bu acemi senaryo polisin dikkatinden kaçmadı. Garip soygun hikayesi İstanbul Fatih'ten. Silahlı iki kişi döviz bürosu çalışanını ölümle tehdit edip birkaç dakika içinde kasadaki 1 milyon lirayı boşaltıp kaçtı. İple bağlanan mağdursa yaşadığı şokun etkisiyle tam 25 gün psikiyatri kliniğinde yattı. Ama bu soygun görüntüleri polise göre hiç inandırıcı değildi. Dedektifler kolları sıvadı. Yakalanan iki gaspçı da zaten olan biteni itiraf etti. Tüm plan patronunu soymak isteyen döviz bürosu çalışanına aitti. İşte bu görüntülerde soygundan bir gün önce kayda geçti. Zanlı gece yarısı suç ortaklarıyla buluştu. Sokakta ayaküstü görev dağılımı yaptı. Hatta gaspçı ve kurbanı yan yana da görüntülendi. Soyguna inandırmak için psikiyatri kliniğinde dahi yatan kurnaz çalışanın oyununu asayiş dedektifleri bozdu. O ve suç ortakları şimdi cezaevinde.